boykot noktası. Eğer ehli i taraf biz kaybedeceğiz. Yani. Ahirette o şamar gibi yüzümüze inecek ya. Bir Müslüman kalkıp da savaşla ne işimiz var diyebilir mi ya? Biz niçin yaşıyoruz ya? Tamam doğru sen orada ne işin var? Ehli iman olsan sen işin var. Ehli iman diyorsan işin yok zaten senin orada. Çünkü niye? Oraya sen, sen zorla getirir diye sen belki bir dersime gidiyor ya. Cihatta hayat var. Sen eğer ki cihad için hazırlanmasan adamı seni öldürüyor getiriyor. Ne hale getiriyor ya? Yurtta su, cihanda su. Ne yurtta su, cihanda su? Öyle bir şey yok yani. Bu tam bir safsıdadır. Başka bir şey değil. Niye? Sen yurtta sulh diyor, da sulh diyor. Adam böyle başına biliyor, kafanı koparıyor. Ondan sonra hadi bakalım sulh yapalım, kimle sulh yapacağız? Adam istediği gibi seni yönetiyor. Hani sulh diyor. Mesela vücudunda çıkan bir hastalık ya da yalan bir çipan. Saat orayı mı ilgilendiriyor? Bütün vücudu ilgilendiriyor. Orada göre o hadise aslında oraya bakmıyor ya. Yani. O şu an alem İslam merkezine çıkan bir çıbandır. O bütün ehlimanı ilgilendiriyor. Hatta değil ehlimanı, şimdi burada okuyacağım onu. Bütün diyor ne diyor bak musibetle beşeri ilgilendiriyor yani. O İslamiyet'in mayesi orada oradan inkişaf ediyor yani. Oradan ortaya çıkıyor. Ama Cenab-ı Hak o musibeti onların o inkişafına sebep etmiş yani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala ve ala ali Muhammed. Musibet hakkında ufak bir toplama olacak. Musibete giriftar olmamızın en büyük sebebi gene bizleriz yani. Bakıldığı zaman Musibet nedir? Şimdi burada okuyacağız şimdi onları da. Bu da 14. sözün zelidir. Üçüncü sual diyor ki bazı eşyasının hatalarından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesiyle girmesinin sebebi nedir? Yani bazı şahıs hata ediyor musibet noktasında ama umumi memleket oluyor. El cevap deniliyor ki umumi musibet ekserinin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nasın o zalim eşyasının harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla man israk eder. Musibeti amme sebebiyet verir. Yani şu andaki musibet diyorsun ki ya biz şuamız böyle bir şey yapmıyoruz ki yani. O zaman bu musibet niye geliyor? Gel, niye geliyor? İşte bak ne diyor burada? O umumun bu musibetin gelmesi sebebi nedir? O eşhas, o hata yapıyor. O hataya karşı sen ne yapıyorsun? Fiilen, iltizami ve iltihaken taraftar oluyorsun yani. Sele diyorsun. Ya da efendim özelim hadise geçtiği gibi nedir? Elinle, dilinle Kalbinle değil mi? Bu noktası. En azından kalbinle buğz yani. Bize bakınıcı ciheti odur zaten. Çünkü eliyle dille yapmak için el yapmak hükümete bakıyor. Dille yapmak biraz daha alime bakar. ilim, ciheti. Ama biz kalben âlim olduğumuz en az kalben bu etmemiz lazım yani. Şu anda bile bu. Şimdi bir cihetine baktıracağım da. O da nedir? Şu anda mesela diyor, boykot yapıyoruz diyor mesela. Boykot noktası. Memleketimizde umum bir şekilde buna uyması gereken çoğu uymuyor yani. İşte kim çoğu kişinin meselesi bile değil yani. Adam diyor bana ne diyor yani. Bekala sen bana ne demiş olduğun mesele ehlime zarar görüyor. Onu bile kale almıyor yani. Ama umun bir musibet var. Şu anda umun bir musibet var yani. Şimdi musibet kendine geldiği zaman onu hissediyor, görüyor zaten. Ondan sonra ki ben ne yaptım diyor yani. Değil mi? Mesela diyelim ki bu e, malum depremlerde. O şekilde sorsak oradaki halka. Ya herkes ki biz ne yaptık der yani. ehl dalet mesleklerini muhafaza ve ehl-i imanın mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt, vacip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece de umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümat isyanından kainat ve anasırı külliye kızlıklarından ve halik arz ve sevmat dahi değil hususi bir rubiyet, belki bütün kainatın bütün alemlerin Rabbi ve hakimi hasiyetiyle küllü ve geniş bir, bir tecelliyle kainatın heyeti mecmuasında ve rubiyetin daire külliyesinde Nevi insanı uyandırmak ve dehşetli duyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainatın sultanı tanıtmak için emsalsiz kesilmeyen bir suyu, havayı, elektriği ve zelzeleyi, fırtınayı ve harb savaşları, umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, gayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir gösteriyor. Değil mi? Demek ki maksum anaymış. yapmış oldukları o dehşetli haletlere burada demiş olduğu gibi fiilen, iltizami, iltihaken, manen onlara taraf durma noktasından beraber ehl imanı uyarmak için Cenab-ı Hak burada musibetleri gönderiyor. Burada o tabi e, şu andaki diyelim ki bir cihetle beraber Gazze'de olan hadise. Oradaki maksum ana bakmıyor yani. Bütün alem İslam'a bakıyor. Çünkü orada şu anda bütün alem İslam'ın hastalığıdır yani. Bizim hastalığımızdır yani. Zafiyetimizdir. Ve o zafiyetle beraber Cenab-ı Hak bizi uyarıyor. Neyi uyarıyor? Bu noktadan uyarıyor yani. Hikmetini, rubiyetini, adaletini, kayyumiyet, iradesini, hakimiyetini bek zahir şekilde bize gösteriyor. Biz bunu görmemiz lazım. Şimdi biraz sonra da okuyacağım başka yerlerden. O cihetten bunu görmek gerekiyor. Göremezsek biz zarar edeceğiz yani. Çünkü niye? Bir cihetle beraber orada ölenler şehittir, kurtardı. Bak şehit kurtardı. Eğer bir taraftar olmazsak onlara, eğer diyelim şu an diyelim boykot diyoruz ya, boykot noktası. Eğer ehli dalalete da taraftar olursak biz kaybedeceğiz yani. Ahirette o şamar gibi yüzümüze inecek yani. Onun için bunlar basit hadiseler değil yani. Şimdi dördüncü sual ne diyor bize üstad? Diyor ki, madem bu zelzele musibetin hataların neticesi ve kefaret üzülüptür. Şu anda da bu zelzele ki umum noktasına bakıyoruz gelen. Masumların ve hatasıların ve musibet içinde yanma, e, yanması nedendir? Adetullah ne, nasıl müsaade edin bak. Şu anda gidiyor mesela onun de bakıyorsun. Çok çocuk öldürülüyor. Masum insan öldürülüyor. Hatta hayvanlar bile öldü katlediyorlar yani. Bak hayvanları bile katlediyorlar. Bu noktadan bakıldığı zaman gerçekten çok büyük bir zulüm görünüyor. Şimdi akaba ne diyor? Adetullah nasıl müsaade yani cenab buna nasıl müsaade ediyor ya? Yani? Biz burada gayz ediyoruz. Kendimizi yiyoruz. Öyle yani? Bu böyle bir şey olabilir mi yani? Yani elimizden bir şey gelmediği için gidip yapamıyoruz belki. Çünkü şu anda eskisi gibi değil. Farklı farklı durumlar var. Devletler arası iş, iş, icraatları var kendi başımıza kalkıp da buraya gidip onu işinize girmemiz zor yani hususi olarak. Onun için bu da nedir? İstediğimiz Cenab-ı Hak da e, şu anda alem başındakilerin hepsine bir akıl verse, hepsi bir araya gelse, hepsi tek gümrük olsa affedersiniz yani tükürden buharlar oraya onlar, onlar orada. E niye olmuyor? E demek başka bir hikmetleri var yani. Yani e, yine manevi cennetten el cevap bu mesele sırrı kadere tahalluk ettiği için diyor Risale-i Kadir'de havale edip yalnız burada bu kadar denilir. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا la لَزِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ hasa. Yani bir bela, bir musibetten çekiniz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakalıyor. Yani. Bak, Masumları da yanıyor orada. Ha, orası tabi şu anda yapılan bir zulümdür. Bir cihetle beraber. E, bir deprem gibi değil. Ama netice de beraber masumlar da yanıyor, gidiyor yani. Bilinç şekilde. Biz de burada bize bakan noktasına bize işe, icada bakıyoruz. O noktadan beraber bir e, mana çıkarmaya çalışıyoruz. Şayetin şu sırrı şudur ki bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır ve dar teklif ve mücadeledir bak. Bunu unutmayacağız. Bu bizim kendi alemimizde oturmuş yerleşmiş bir hakikat olacak. Burası nedir? Tecrübe meydanıdır, imtihan yeridir, teklif yeridir, mücadele yeridir. Ama şu anda bakıyoruz toplumumuza öyle bir şey yok yani. Şu anda toplumumuz öyle hale gelmiş ki. Dünya sanki dersin ebedi bir malımız gibi sarılıyorlar yani. Dünyaya sarılmak var yani. O ne alalım, bu ne alalım, şunu yapalım, bunu yapalım, efendim arasalar, araziler, paralar, şunlar. Niye? Sanki dersin yüzlerce, binlerce yıl dünyada kalacakmış gibi yani. E niye böyle hissiyatım var? Ha, Cenab-ı Hak onu da söylüyor zaten. Helmezit diyor. Cenab-ı Hak bu hissiyatı ahiret için bize vermiş. Evet doğrudur. Bu dünya kadar bak, Üstad bu dünya kadar mülk ahirette bize verecek. Bak düşünün bu dünya kadar. Değil bu İstanbul ve Türkiye gibi diye. Yani. Bu dünya kadar bir mülk, mülkü baki her bir mümine verecek ahirette yani. Ve ona beraber, beraber de kaç yüz senelik e, pazara çarşısı var yani. Şimdi o verilecek olan o hadiseye binayen hissiyatımızda bu var bizim. Cenab-ı Hak bunu bize vermiş, müjdelemiş ve var hissiyatında. O hissiyatı tam tersine burada kullanmaya kalkıyoruz. Burada kullandığımız için yanlış ettiğimizden dolayı tokatını yiyoruz yani. Çünkü sen burada yatın kadını ne yaparsan yap yani. İster milyarlar, trilyonların olsun yani. Bakıyorsun mesela dünyanın en zengin insanları, gayrimüslim olarak ya benim yani. Elinde ne geçti? Hiçbir şey. Sen diyorsun en zengin diyorsun bu merkezde şu şu zengini diyorsun mesela. Sabancı Koçu diyorsun mesela. Bir keferle gitmiş yani. E ne kalmış onun? Almış olduğu günahlarda başka bir şey var mı? Yok. O zaman öyleyse bunu unutmayacağız. Bakın ne diyor? Bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır ve tarih teklif ve mücahadedir. İmtihan ve teklif iktidar eder ki hakikatleri perdeli kalıp daha müsabaka ve mücahadeyle Ebu Bekir'ler aleyhine çıksınlar ve Ebu ile Esfeli sahabine girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsalardılar Ebu Cehiller aynı Ebu Bekirler gibi teslim olup mücadele manevi terakki kapısı kapanacak ve sırrı teknik bozulacak değil mi? Bu noktadan bakıyor sadece. O zaman ne yapacağız biz de? Bu noktadan bakıp o noktadan beraber hareket etmemiz gerekiyor. Bir şimdi dedi ki bu gazi meselesi. Ona bir cihetten bir dokunma noktası var. Bir bakış açısı var. Onu çok okuyacağım burayı. Şimdi buraya önce şuraya okuyayım o zaman. Misaller Meclisi, o meclisi reisi tekrar sordu. Ben dedim. Hem dedi diyor. Musibet olur. Hem de hıyanet neticesi. Yani musibetin her zaman olur, hayat neticesi oluyor. Mükafatın sebebi ey şu aslın adamı kader bir sille vurdu, kazaya da çarptırdı. Yani bu hadise üstadı işte malum o rüya bahsinde görmüş olduğu hadisedir. Rüyada ona soruluyor. Üstada soruluyor bu. Hangi efalinizle kazaya ve kadere şöyle fetva verdiniz ki kaza ilahi musibetle hükmetti, sizleri hırpaladı, Hata'yı ekseriyet olur sebep daima musibeti ammede yani umumi musibetlerden eksen hatasından beraber olur diyor. Dedim diyor üstad beşerin dalaleti fikrisi bak beşerin dalaleti fikrisi sonra Nemrudhani inadı sonra Firavunane gururu şişti şişti zeminde. Ne oldu sonra? Yetişti semavata hem de dokundu hassas sırrı hilkade Semavatten indirdi tufan tavu misa şu harbu zelzelesini yani savaşın, Gavura çarpış yapıştırdı semavi sildeyi. Demek ki şu musibet bütün beşlerin musibetiydi yani. Yani şu anda orada göre o hadise aslında oraya bakmıyor yani. Mesela vücudunda çıkan bir hastalık ya da yalan bir çiban Saat orayı mı ilgilendiriyor? Bütün vücudu ilgilendirir. Çünkü o çiban bütün vücudu inkıta uğratabilir yani. Öyle değil mi? Mesela Yavuz Selim'in ölmesine sebep nedir? Bir bandır yani. Bitişi bandır ölmüş yani. Şimdi o cidden orada çıkan bir çıban bütün vücudu ilgilendirir gibi o şu an alemi İslam merkeze çıkan bir çıbandır. O bütün ehli ilgilendiriyor. Hatta değil ehli Şimdi burada okuyacağım onu. Bütün diyor ne diyor? Bak musibetle beşeri ilgilendiriyor yani. Beşeri bir musibettir diyor yani. Beşeri uyumasına vesile. Şimdi burada okuyacağım. Başka noktayı nazarlanma beraber bak. Şu millet İslam'ın felaketi mazesi getirecek de elbet İslam'ın alemine saadet ve hürriyet. Bak İslam'daki bu şu felaketi, mazi olan felaketi, şu anda içinde bulunmuş, şu anda içinde bulunmuş o felaketlerle beraber ne diyor? İslam'ın alemine saadet ve hürriyet getirecek diyor değil mi? Olur geçen musibet istikbalde telafi. Bak bu musibettir ama istikbalde telafi olabiliyor bu. Üçü veren, üç yüzü kazandıran etmiyor elbette hiç hasaret. Bak, üçü veriyor, üç yüzü kazanıyor değil mi? Niye? Şu anda orada mesela şehit veriyoruz. Kaç bin şehit var? Ama bununla beraber kaç bin kişi ona göre Müslüman olmuş yani. Bakıldığı zaman yani karşılıklı olarak. Halini istikbalde teptil eden zihimmet. Yani istikbalde himmet sahipleri o işi teptil ediyor. Tersine çeviriyor. Zira ki şu musibet, burada dikkat edeceğiz. Hayatımızın mayası olan şefkat, uhuvvet, tesanüdü İslam'ı harkulat etti. inkişaf uhuvvet. Tesri-i ihtizası, tahribi medeniyet, medeniyeti hazıra süreli değiştirecek, sistemi bozacak, zuhur edecek o vakit. İslam medeniyet bak. Şimdi bakıyoruz. Bu harita görünüyor mu orada? Bak ne dedi bak. Hayatımızın mayesi neymiş? Şefkat, uhuvvet, tesadüf İslamiye. Ama şu anda alem bu görünüyor mu? Zahirde görülmüyor. Ama bunu bakıyoruz Avrupa ve Amerika'daki insanlık görülmeye başlıyor yani. Bir cihet ne yapıyor? Onların o haleti onlarda tezahür ediyor yani. Ve bu da bütün alem İslam'ın inkişafına sebep verecek diyor yani bak burada. Eee ne diyor? O insan bak biz ne diyor? Gayrimüslim diyoruz değil mi? Avrupa Amerika. Şefkat göstermiyorum onlara. Uhvede bir ara gelmiyor, toplanmıyorlar mı binlerce kişi? Adam gerekirse diyor ki ben mesleğimde olurum diyor, okuldan atılırım diyor. Ama diyor ben ona taraftarım diyor yani. Neye taraftar? İslam Müslüman'a taraftar yani. Yani o insanların kafasına silah dayamış olsan, o insan hiçbir tanesi Müslümanlığı o diyelim ki o insan ya da Müslümanlara taraftar olmazdı yani. Ama o musibet hepsini Müslümanlara taraftar etti yani. Bak burada bizde olacak olan, bak hayatımızın mayesi olan şefkat, uhuvvet, tesadü, İslam'ı orada görüyoruz yani. Onun üstüne diyor ya, İslamet battan gelecek diyor ya mesela. Şimdi. İşte bu nokta yani. Anladığım nokta yani. Ne diyor? İnkişah uhuvvet, tesir ihtizası, yani onun hareketlenmesini, meydana gelmesini, tahribi medeniyet, deniyeti hazıra süreci değiştirecek. Bak deniyet, medeniyet var. Medeniyetin tahrip edilmesi de deniyet-i hazıra. deniyet hazıra Üstad diyor ki, Mimsi medeniyet diyor, deniyet yani. Medeniyetin mimini çıkarırsan deniyet alçak aşağılık kalır yani. O cihet ne diyor? Deniyeti hazır, onu yani hazır olur o deniyeti sürekli değişecek diyor. Sistem de bozulacak. Avrupa, Amerika o sistem bozulacak. Ne olacak? İtihad, olacak yani. Zuhur edecek o vakit İslam medeniyet. Müslümanlar bir ihtiyar elbet evvel gelecek yani. O zaman tabi İttihar İslam olduğu zaman Müslümanlar bir an önce o İttihar İslam'ın beraber hareketleri daha ziyadeleşecek yani. Ama Bak burada anladığımız manla beraber ne yapıyor? O İslamiyet'in mayesi adeta oradan inkişaf ediyor yani. Oradan ortaya çıkıyor. Ama Cenab-ı o musibeti onların o inkişafına sebep etmiş yani. Zahirde bakılsa çok dehşetli bir hal görülüyor. İşte dur dedi ya bak çok dehşetli bir hal görülüyor. Ama hakikate bakılacak olsa ne kadar mükemmel ticili şey veriyor yani. Binlerce insanın Müslüman olsa Yani bu taraftaki insanı vefat ediyor ölüyor ama şehit zararı yok ki. Diğer cihazdan binlerce kafirin gayrimüslimin İslam'a girmesine Dediği gibi burada uhuvveti, şefkati, tesadü muha, e, sağlamasına vesile oluyor. Basit bir hadise mi bu yani? Değil. Onun için yapılan hadiseler cana bak. Değil mi? Bütün hadiselere hakimdir. O beraber hiçbir şey düşündüğümüz gibi, düş tasarladığımız gibi fuzuli değil yani. Ya da zulüm değil yani. Şimdi burada e, bir iki yer daha var. Kastamonu'da. Onu da okup bitirelim inşallah. Bir ciheti var. Olaylara bakma noktası. Hadiseyle nasıl bakacağız? Diyor ki... Şefkat insaniye, merhamet Rabbani'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesini aşmamak ve rahmetin alemin zatı aleyhisselamın mertebeyi şefkattan taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhata sirayet eden bir maraz ruhi ve bir sakamı kalbidir yani. Değil mi? Şanlı insana diyor yani. Niye böyle oluyor? Niye böyle bunlara muazzam, Efendimiz Efendimiz'e durmuyor ya durdurulmuyor? Efendimiz'e niye Cenab-ı Hak müsaade ediyor yani? yani? Allah görmüyor, bilmiyorum yani. O da onun kulu. Yani o insanı Cenab-ı Hak yaratmamış mı yani? Mesela diyor, kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azab ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak. Ve şu anda bu da var. Cihat deyince ne gerek var yani? İnsanı mı öldürelim yani? Ama hadisine gidiyor, cihatta hayat var diyor. Cihatta hayat var. Sen eğer ki cihat için hazırlanmasan, bak adamı seni öldürüyor, getiriyor yani. Ne hale getiriyor yani? Sana karsak eğer senin haletinde su, yurtta su, cihanda su. Ne yurtta su, cihanda su? Öyle bir şey yok yani. Bu tam bir safsadadır. Başka bir şey değildir. Niye? Sen yurtta su diyor, cihanda su diyor. Adam başına biliyor, Kafanı koparıyor. Ondan sonra hadi hadi bakalım su yap bakalım. Yap bakayım. Kimle su yapacağız? Adam istediği gibi seni yönetiyor. Hani sulhtu? İstediği gibi sen istediğin hareketi yapıyor sana. Hani sulh vardı? Demek ki sulh muh yok yani. Öyle bir şey yok. Hakikat nedir? Bak ne diyor? Cihatta hayat var diyor yani. İslam'a e cihad emre diyor. Ve dikkat edersek Cenab-ı Hak mesela e, ümmet Muhammed'e cihadı farz kılmış. Bak bize cihad farzdır, farz. Ama şu anda yani halka sor. Ne savaşı diyor ya? Savaş ne işimiz var bizim diyor ya? Yani. Nasıl ne işimiz var ya? Bir Müslüman kalkıp da savaşla ne işimiz var diyebilir mi ya? Biz niçin yaşıyoruz yani? Yani şehitlik makamı orada kazanan en, üst, en üst makam. O zaman nedir? Elbette onu kazanmamız için cihat şart, farz yani. Cihat gibi hadiseyi kendi şefkatine sıyıştırmamak ve tevlet sapmak. Kur'an'ın ve edyan semaviyenin, edyan semaviyenin bir kısmı azimini inkar ve tekizip olduğu gibi bak Kur'an'ı ve edyan semaviyenin de inkar ve tekizibe ne yapıyor? Yol açıyor. Bir zulm azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Bak. Sen onu inkar etmen, burada gibi azap ve cihadı inkar etmen zulümdür diyor. Asıl zulmü sen yapıyorsun yani. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara hamiyet kerane şefkat etmek o biçare hayvanlara şedid bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayat ebediyesini mahveden ve yüzer ehli imanın suik akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkat yerine taraftar olmak ve merhamet yerine cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve en iyi bir kadirdir. Değil mi bak? O zaman ne yapacağız? Şu anda cihad bize farz olmalı abi oraya gitmemiz gerekiyor yani. Ha gidemiyoruz diyelim. Onun için dua edeceğiz. cenab Hak inşallah o kapıyı açar oraya gideriz yani. Onun için orada ne işimiz var diye, yani. Bazen de gibi. Bizim orada ne işimiz var? Tamam doğru sen orada ne işin var? Ehli olsan sen işin var. Ehli diyorsan işin yok zaten senin orada. Çünkü niye? Oraya sen, sen zorla getirir sen geberip bir mi gidiyor yani. O şuurla gitme geberip gidersin yani. Yani malum e, Resul Efendimiz zamanında Medine'de savaşanlar vardı ya. Ölmüşler. Sonra Resul Efendimiz dedi? Bunlar Müslüman değildi dedi yani. Niye dediler? Onlar kendi hurma bahçelerinde savaşmışlar yani. Müslüman için öldüğü halde. Onun için bakış açısı çok önemli yani. Sen benim ne işim var orada? Tamam doğru sen ne işim var orada yani? O zaman gitti, kendi tarafların yanına gitti, Yahudinin yanına gitti yani. Risale-i ispat edilmiş ki küfür ve dalalet kainatta büyük bir tahkir ve mevcutta bir zulm azimdir. Dehşetli bir haldir yani. Ve rahmetin refine ve afatın nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde balıklar canilerden şakva ederler ki istirahatımızın selbine sebep oldular. Bak deniz dibindeki balıklar dahi şakva ediyorlar Cenab-ı Hakk'a. Diğer rivayet-i sahihe vardır. O halde kafirin azap çekmesini acıyıp şefkat eden adam şefkate layık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki müstahaklara afat geldiği zaman masumlara da yanar. Onlara acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar göre mazlumların hakkında gizli bir merhamet var. Değil mi? O noktadan beraber. Burada Üstad adı, ikinci 2. Dünya Savaşı olan hadiseyi 2. Dünya Savaşı'ndaki harbi ehli iman olmayan kişilerin de orada hisseler olduğunu söylüyor. Burada en son olarak şu okuyacağım. Hem siz hem onlar bilsinler ki Sadık Abelay'ı def ettiği gibi Risale-i Anadolu'nun hususan Isparta, Kastamonu'nun afad-ı semavi arziyenin defrefine vesledir. Evet sabrinin ye erzub lağî ayetinden istiraj ettiği mana haktır ve mutabıktır. Evet Risale-i Nur Nuh gibi Anadolu Cebeli Cudi hükmüne getirip Küreyi arzın yangınından ve tufanından kurtulmasına bir sebeptir bak. Dikkat ederse sade söylemiş olduğu iki, e, hadise üstadın sade bu Anadolu için değil, bak. Anadolu'yu bitzebeli düdükme getiriyor ama kurtulan neresi? Kürey arz. Kürey arz yangınından ve tufanından kurtulunuyor yani. Çünkü tufan umudur yani. O cihetle beraber bütün dünyaya bakıyor. Şu anda baktığımız zaman Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, çok yerde Güney Amerika'da özellikle. İnsanlar da Risale-i Nur'la imanları kurtaran o kadar insanlar var ki. Bak Risale-i Nur'la beraber. Özellikle Haşir Risalesi'ne beraber. Çünkü zaaf imandan gelen tuğyan, ekser musibeti ammeyi celbettiği gibi, bak zaaf imandan gelen tuğyanlar, değil mi? İsyanlar. Neyi? Musibeti ammeyi celbettiği gibi diyor. İmanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibeti ammeyi dairesinin haricine bırakmaya rahmet ile tarafından vesile oldu. Bak, o mu musibeti, değil mi? Dışarıda bırakmaya, dairesinin haricinde bırakmaya rahmeti etrafında vesile olmuş oldu. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeselerse de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, zelzele ve taunların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler. Akıllarını başlarına alsın. Demek anlayacak olan olduğumuz o ki, biz çünkü dediği gibi burada sadaka belayı def ediyor. Bu asırda Risale-i Nur Kur'an namına hizmet ettiği için, Kur'an namına vazifelendiği için Risale-i okumak da bu noktalarla beraber. Tabi bol bol Kur'an okumak, Risale-i okumak da ne yapıyor? O belaların define vesile oluyor. Tabi burada dediği gibi Anadolu'yu bir cebeli cüdü hükmüne getirip merkez haline getiriyor. Ve sadece bu Anadolu'da kalmıyor. Değil mi? Sadece Anadolu'da kalmıyor. Alem İslam'a ve bütün dünyaya da yayılıyor. Bu noktalar Yoksa üstadetlerine baktığımız zaman o zamanlar mesela abiler üstada diyorlar ya bunları kim okuyacak diyorlardı. Şimdi üstadları abileri gönderiyor. Ankara'ya gönderiyor. Bir ir irsalcı gönderiyor. Sağ sola gönderiyor işte. Bulunmuş oluyor. Başka illere gönderiyor. Abiler taşıyorlar o risaleleri. Sonra düşünüyorlar ki ya bunları kim okuyacak yani? Sonra yanına üstad çağırıyorlar da Üstad bunu biliyor bu hadiseleri. Bu sefer ne yapıyor? diyor ki siz diyor hizmetinizi yapın diyor. Zamanı geldi bunlar herkes herkes okuyacak diyor yani. Bütün dünya okuyacak. Şu anda bakıyoruz. Kaç tane dile çevrilmiş risalemiz. Bak kaç ne dile çevrilmiş. Bununla beraber dünyanın her tarafında okunuyor yani. Elhamdülillah. Demek ki biz vazifemizi yaparsak o vazife yapmakla beraber Cenab-ı Hak o, o, yani. Ama biz de vazifemizi yapmamız gerekiyor. O noktadan bol bol okumamız gerekiyor. Musibet noktasında dediğim gibi sabretmekle beraber bol bol şu anda bizim vazifemiz duadır. Cenab-ı Hakk'ınla duayı değil mi? yapmayı, bununla beraber neticesini almayı, özellikle ittihad ı İslam'ınla beraber neticelenmesini ve o noktadan beraber de netice almayı bize nasip ümüyesi eyler. Hakkınla bu mesleği anlamayı, kavramayı, yaşamayı, feyiz almayı da bize nasip eder inşallah. Subhaneke la ilme lillim allemtena innek emnel alim hakim ve ahudan elhamdülillah el-Fatiha.